ama ondan önce dikkatimi çeken bir cümlesi var Cumhurbaşkanı'nın. Onu Mücahit Birinci'ye sorarak başlayacağım. Cumhurbaşkanı dedi ki, Türkiye 2023 yılına yaklaştıkça partimize, hükümetimize ve devletimize yönelik saldırıların artacağı anlaşılıyor. Bu ülkede her dönemde iktidar ile muhalefet arasında çekilişmeler, gerilimler olmuştur. Fakat bu defa karşımızda bambaşka bir fotoğraf var. Dışarıdan bir takım sözler aldığı anlaşılan CHP, yıkıcı ve ahlaksız şekilde bizi hedef almakta ve bu ülkenin demokrasisine, ekonomisine kastetmektedir. Ne demek istiyor Cumhurbaşkanı bu sözlerle? Nasıl bir saldırıdan bahsediyor ya da CHP'yi tam olarak neyle itham ediyor size göre? Şimdi Kübra Hanım, ben defaatle buna benzer beyanları şöyle izah ediyordum. Her zaman söylüyordum. Diyordum ki, ne diyordum? Türkiye'de asimetrik bir muhalefet var diyordum. Türkiye'deki muhalefet simetriden, özgül görevinden, vatandaşlarımızın onlara yüklediği görevlerden bir hayli uzakta başka görevler ifa ediyor gibi ben görüyorum. Çünkü şimdi muhalefeti kastederken tabii sadece muhalefet partilerini kastetmiyorum. Benim kastım sadece muhalefet partileri değil. Birçok STK'lar topyekün bazı olaylarda, yani isimlerinde barış geçen STK'ların bu hendek mevzularında PKK'nın bir takım terör faaliyetlerine çıtlarının çıkmadığını, işte yeşil hassasiyeti noktasında bir taraf işte yeşili katlettiği anda, mesela Beşiktaş'taki 150 yıllık çınar yok olduğu anda seslerinin çıkmadığını, şiddete uğrayan kadının bazı yaşam tarzları haricinde, yani kendi öngördükleri yaşam tarzları haricinde bir yerde durduklarında ve o kadın şiddete uğradığında, Karaköy meselesinde olduğu gibi, bunları mesela çıtının çıkmadığı, gözlerinin kapandığı gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Burada bu, ben asimetrik bir muhalefetten bahsediyorum. Asimetrik yani, muhalefet ne demek sizde? İşte vatandaşın ona verdiği görevden uzak gibi bir... Şimdi muhalefet olarak sadece siyasi partileri kastetmiyorum. Onlar da içindeler ve bir takım kendilerini muhalif olarak adlandırılan STK'ların biraz önce bahsettiğim olaylardaki çifte standartlarını söylüyorum. Bu salvoların tamamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, çoğu zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve her zaman da siyasi iktidara ve her zaman da Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı yöneliyor. Ama asimetrik bir muhalefet. Nasıl asimetrik muhalefet? Muhalefetin işi iktidarı eleştirmek değil midir? Burada size göre bakın, farklı kılan ne durum? Bir bölünmeden devam edersem her şey anlaşılacak. Şimdi bu asimetrik muhalefetle kastı, muhalefetin ana vazifesi tabii ki iktidarın, hükümetin bir takım işte ekonomi politikalarını, dış politikasını, sosyal politikalarını, sağlık alanındaki politikalarını eleştirmeye matuf, eleştirmeye yönelik ve aynı zamanda kendisinin vatandaşın önüne ne koyduğuna ilişkin beyanlarda bulunan bir tarzın olması lazımdır muhalefetin. Bu tamam, bunda bir şey yok. Bu demokratik ülkenin gerektirdiği bir tarzdır ve muhalefete milletin yüklediği ödevdir. Fakat nasıl görüyoruz biz? Uzun süredir mesela yalan algı üzerinden bir muhalefet görmüyor muyuz? Vatandaşlarımız bunu görüyorlar. Bakın, belediyelerde, belediye başkanları dahil bir gerçek dışı algı üzerinden sürekli, bir hafta geçmiyor ki bir gerçek dışı algı ortaya atılmasın. Mesela işte bu en son örneğini, bu Katar öğrencilerinin Türkiye'de tıp fakültelerinde şeysiz, sınavsız okuyacağı noktasındaki bir haberden gördük. O haber sitesi ne yaptı? Haberini geri almasına rağmen Sayın Kılıçdaroğlu o haber sitesinin paylaştığı haberi, yalan haberi, kendisinin yalan olduğunu kabul ettiği haberi, gerçek dışı olduğu kabul ettiği haberi, yani haber sitesinin, onu paylaştı ve onu retweet etti. Bir takım galiz ifadelerle retweet etti ve onun üzerinden iktidara saldırma gereği hissetti. Şimdi burada nasıl bir simetriden bahsedebiliriz? Hadi T24 ondan sonra bu haberini geri aldı. Kılıçdaroğlu'nun retweeti hala duruyor. Öztürk çıktı, onun üzerinden tekrar bir algı çalışması yaptı. Bunları biz nereye koyacağız? Yani bunları simetrik yolunda giden, politikaları eleştiren bir muhalefet tarzı olarak mı göreceğiz bunları? Ben bunların tamamına Göbel stratejileri diyorum, bunların tamamına. Bunlar Göbel stratejileridir. Göbel stratejileriyle istikrarlı bir şekilde gerçek dışı algı üzerinden bir siyaset oluşturma peşindeler. Bu gerçek dışı algı üzerinden oluşturulacak siyasetle bir tortu bırakma peşindeler, milletimizin içinde, gönlünde bir tortu bırakma peşindeler. Bakın, yalan gerçek hareket edene kadar yalan dünyaya 3 tur atar. Hızlı yayılır yalan. Onların elde etmek istediği şey ne? Yani yalanın ortaya çıkmasından bir endişe duymuyorlar ki. Elbette ki yalanın yalan olduğu ortaya çıkacaktır.
Onlar da bunun farkındalar. Fakat peşlerinde olduğu şey ne biliyor musunuz? Peşlerinde olduğu şey yalanın tortu bırakmasıdır. Yalanın adeta bulaşık makinesini tıkayan o şeyle kireçli suyun zamanla bulaşık makinesini tıkadığı gibi vatandaşlarımızın ve toplumun kafasında, akıllarında bir tortu bırakma peşindedirler. Toparlarsanız. Dolayısıyla işte bunların tamamı, işte bu tortu bırakma stratejilerinin, bu Göbels taktiklerinin stratejilerinin tamamına ben asimetrik muhalefet diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna vurgu yapmış. Ben de 2023 bu seçim satım haline yaklaştığımız zaman zarfında bu tür salvoların belki haftalık değil günlük yalanlar şeklinde, günlük gerçek dışı beyanlar ve manipülasyonlar şeklinde icra edileceği kanaatindeyim. Benim kanaatim budur. Cumhurbaşkanımızın ifadelerine. Peki.